Hocam, Cumhur Reisimizin şeref defterine Cumhuriyet'in banisi kelimesini kullanması bazılarına dert olmuş. Buna hakkani bakış ne der? Erdoğan Anıtkabir şeref defterine yazı yazarken Cumhuriyet'in banisi dedi. Tabii. Bani kurucu demek. Peki siz neden bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak kurucu demezsiniz de bani dersiniz? Bu sizin Türkçeden çok Arapçaya sevdalı olmanızdan mı kaynaklanır yoksa Atatürk'ün bu ülkenin kurucusu olduğunu söylememe ihtiyacından ya da kim bilir ne diyelim duygusundan mı kaynaklanır? Araplar bize ellerinden gelen her türlü kötülüğü yapıyorlar ama hala bir inanılmaz Arap hayranlığı söz konusu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kemalistlere Türkçe ve Arapça konusunda daha önce de bir ders vermiştik. Fakat anlamamak konusunda ısrar ediyorlar gözüken o. Bu Halk TV'nin programcısı, sunucusu Ayşenur teyze diye bir kadın var. Bu teyze tabii evinde oturup torunlarına kazak örmesi, patik örmesi lazımken işte böyle konulara giriyor sonra ortalığı karıştırıyor birbirine. Cumhur reisimiz şeref defterine bani kelimesini kullanmış. Vay efendim bani kelimesini kullandı. Arapçı seviciliği mi var? <laughs> Yoksa kurucusu demek mi istemiyor Mustafa Kemal Paşa'ya diye? Böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Fakat bakın orada Ayşenur teyze oturuyor. Bir de onun yanında bir teyze daha var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının kanalı bu Halk TV. Hepsine buradan bir ders verelim. Yani bu bir Türkçe kullanım dersi olsun. Hepsine de bir bilgi olur. Yani faydalı olur. Şimdi bizim dilimiz Türk dili içerisinde Farisi kelimeler, Farsça kelimeler, Arapça kelimeler de içerisinde katılarak çok zengin bir hale getirilmiştir. Onun için kullanım çok harikadır. Anlama da, idrak konusunda da çok ileridir yani. Bu aslında bir değer bizim için. Fakat bugün aslında Arap seviciliği diye tabir ediyorlar. Arap düşmanlığından dolayı, Avrupa hayranlığından dolayı böyle bir yaklaşımda bulunup terazi birbirinden kaçırıyorlar yani. Nice insanlar var Avrupa hayranlığı diye yani konuşmalarında Konuşmalarında yarısı Türkçe yarısı İngilizce konuşuyor kimsenin derdi değil Bizim zaten asli Osmanlı Torunuyuz bizler Osmanlı lisanında zaten içerisine Arapça kelimeler de var Farsi kelimeler de var Bunlarla zenginleşmiş dilimizi kullanınca sıkıntı oluyor şimdi söylüyorum bakın onların kullandığı tabirleri söylüyorum Şeref defterinde diyor Cumhur reisi şeref defterinde Bakın şimdi Cumhur Zaten Arapça cumhuriyetin banisi demiş cumhurbaşkanı e cumhuriyet Arapça cumhuriyet kelimesinde sıkıntı olmamış da banisi kurucusu yerine banisi kullanınca sıkıntı olmuş. Cumhuriyet Arapça Ayşenur teyze bakın. Cumhuriyet Arapça siz kullanıyorsunuz. Şeref defteri diyorsunuz. Şeref kelimesi Arapça. İhtiyaç duymuş diyorsunuz. İhtiyaç Arapça. Öteki teyze hayran kelimesini kullanıyor. Hayran Arapça. Daha da derinleştireyim. Kanalınızın ismi Halk TV. Halk Arapça kökenli bir kelime. Partinizin ismi Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet kelimesi de halk kelimesi de Arapça. Yani siz Arapçayı o kadar çok kullanıyorsunuz ki çünkü bu artık Türkçeleşmiş lafızlar bunlar ve emin olun Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmalarını dinleyin. Mesela Mustafa Kemal Paşa'nın sözlerini işleyelim. Bir sözü her yerde reklamını yapıyorsunuz. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Halbuki bir Hazreti Ali'nin sözü ama siz Mustafa Kemal Paşa'nın diye satıyorsunuz bunu millete. Neyse Mustafa Kemal Paşa bunu söylemiş. Hayat Arapça en hakiki hakiki Arapça murşit Arapça ilim Arapça <laughs> Mustafa Kemal Paşa'nın kullandı. başka bir söz adalet mülkün temelidir Hazreti Ömer'in sözü Mustafa Kemal Paşa'nın diye satıyorsunuz <laughs> yine siz adalet Arapça mülk Arapça yurtta sulh cihanda sulh <laughs> sulh de Arapça o zaman Mustafa Kemal Paşa emin olun Cumhur Reisinden çok çok fazla Arap sevici. Ha bu noktaya da gelirsek biz Arap sevici miyiz? Evet biz Arap seviciyiz. Neden? Çünkü iki cihanın sultanı Allah'ın Habibi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Araptır. Onun için biz Arapları severiz. Hepsini Efendimizin soyu olduğu için. Ama bunun yanında Arapları severiz ama güvenir miyiz? Burası ayrı bir konu. O tarihi tecrübelerimize bakarız, ona göre hareket ederiz. Devlet yönetiyorsak, bizim atacağımız adım toplumu bağlıyorsa, o noktada çok dikkatli davranırız. Onun için tarihimize baktığımız zaman Osmanlı'nın yanında duran kimiydi? katardı. Arapların içerisinde Katar'a güveniriz. Ama diğerleri noktasında biraz tedirgin davranırız tabi. Bu da ayrı bir mevzu. Yani neticede, neticede inat gözlüğünü çıkartıp biraz daha böyle edebiyatınızı araştırırsanız hatta paşanızın sözlerine de dikkat ederseniz Osmanlıca lisanıyla aslında biz konuşuyoruz. Or oradan buraya geliyor. Sadece son zamanlarda milletimiz bunu Avrupa'yı sizin özellikle sizin grubunuzun Avrupayı sevdaya kapılıp, bildiğimiz lafızları, asırlardır kullandığımız lafızları kullanmamaya inat edip, onun yerine de Türkçe değil de Avrupayı kelimeler getirmenizle kendinizi Türk zanneden, Türkçe konuşuyor zanneden bir haliniz var, tavrınız var. Bu da bir değişik bir cehalet türü yani. Allah kurtarsın diyelim bu teyzelerimize de. Bu noktada işte bir bilgi olur inşallah. Bir daha böyle yanlış yapmazlar Vesselam. Cumhuriyetin banesi kim? Bani ne demek? Allah aşkınıza bir sorun olur mu?